Merhaba sevgili aslanlar. 28 Nisan 4 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bir tutulma haftasındayız. Bu hafta 29 Nisan'da sabah 9:15'te 8 derece Boğa burcunda yeni ay ve güneş tutulması meydana gelecek. Bu güneş tutulması sabit grup toprak elementinde meydana geliyor. Siz de bir sabit grupsunuz. Dolayısıyla sizi de etkileyen bir tutulma. Özellikle doğum gününüz Temmuz'un sonları ve Ağustos'un başıysa bu tutulmadan çok daha fazla etki alabilirsiniz. Genel olarak aslanlar için Boğa burcu tutulması iş ve kariyerleriyle ilgili konulara dikkat çeker. Yeni aylar ve güneş tutulmaları da yeni başlangıçları temsil ettiği için önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde İş ve kariyer hayatınızla ilgili bazı önemli gelişmeler, değişimler, yenilikler bekleyebilirsiniz. Bu yeni bir işe başlama, bir terfi olabilir, atama olabilir, yeni bir iş kurma olabilir, iş değişimi olabilir. Bunun yanı sıra kariyerinizde bir gelişme olabilir, toplumsal statünüzde bir değişiklik olabilir. Bu bir evlilik, bir ayrılık da olabilir. Çocuk sahibi olmak, anne olmak, baba olmak da olabilir. Çünkü 10. ev konuları bunları da kapsar. 4. eviniz, 7. evinizle de açı yapacağı için evle ilgili konular, aileyle ilgili konular da gündemde olabilir sevgili aslanlar. Evet, genel olarak Boğa burcu tutulmaları da biraz daha fazla parayla ilgili, maddi manevi güvenliğinizle ilgili, sevgiyle, sanatla ilgili konulara daha fazla işaret ediyor. Bu hafta tutulmanın ardından Ay 30 Nisan'da İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Ay İkizler Burcu'ndayken sizin için biraz daha sosyal etkiler gündemde olabilir. Arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebilir, bazı kısa seyahatlere katılabilir, toplantılara, organizasyonlara katılabilirsiniz. 3 Mayıs'ta Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapınca biraz daha içe dönük enerjiler gündemde olacak. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz veya dinlenebilirsiniz. Biraz daha sakin geçirebilirsiniz hafta sonunu. Bu haftanın diğer bir önemli gelişmesi 3 Mayıs'ta Venüs'ün burç değiştirmesi olacak. Venüs Koç burcuna geçecek. 30 Mayıs'a kadar Venüs Koç burcunda kalacak sevgili aslanlar. Venüs Koç burcundayken sizin için açısal olarak destekleyici bir pozisyonda olacak. Yurt dışı ile ilgili konular, medya, yayıncılık, hukuksal konular, eğitimle ilgili konular Venüs'ün buradaki pozisyonuyla beraber hareketlenebilir. Kısa seyahatleri veya uzun seyahatlere çıkabilirsiniz. Bazı sanatsal eğitimlere katılabilirsiniz. Bayan aile üyeleri ve akrabalarla iletişimler artabilir bu süreç içerisinde. Hukuksal konularda sizin için bazı destekleyici durumlar da söz konusu olabilir. Sevgili aslanlar, 3 Mayıs'ta Merkür-Satürn arasında oluşacak karşıt açıya biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Merkür Boğa burcunda, Satürn Akrep burcunda, aile üyeleri, üstleriniz, aile büyükleri, ebeveynlerle iletişimlerde birazcık sorunlar olabilir, sıkıntılar ya da anlaşmazlıklar gündemde olabilir. Sabit fikirli olmaktan veya inatlaşmaktan çekinmek gerekiyor. Biraz daha anlayışlı ve sağduyulu olabilirsek çok da fazla sorun çıkmayacaktır sevgili aslanlar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için lütfen günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.